Samsun'un uydudan yayın yapan tek televizyonu Kanal S ekranlarında gündemi değerlendiren AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, altılı masanın siyasi üslubunun demokrasiye yakışmadığını belirterek, "Bu dil siyasi bir şantaj gibi geliyor bana," dedi. Vereceksiniz gibi. Bu dil, bu siyaset Türkiye'yi nereye götürüyor? Siz nasıl bakıyorsunuz? Size de aynı söylemler söyleniyor. Bu siyasi şantaj gibi geliyor bana. Yani çok yakışıksız bir şey. Yani Türk demokrasisine yakışmıyor. Türk demokrasisi bana göre bu siyasi şantajları aşmış bir demokrasi. Yani Türkiye hakikaten hele hele 1960 tecrübesinden sonra, 1960 ihtilali tecrübesinden sonra, yani daha doğrusu demokrasinin inkitaya uğradığı, kesikliğe uğradığı her hadise demokratik bilinci geliştiriyor ve demokrasi kültürünü geliştiriyor. Sizin gibi düşünmeyenlere olan bakışınızı değiştiriyor. Sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi dünya olaylarını değerlendirmeyen birine de tahammül sınırınızı genişletiyor. Demokrasi budur. Demokrasinin güzelliği budur. Sizin gibi düşünmeyenleri dinleyip sizin gibi düşünmeyenlerden de istifade etme kültürüdür demokrasi. Yani şimdi burada benim gibi düşünmeyenleri ben yarın iktidar olursam cezalandıracağım demek çok komik bir şey. Yani çok siyasi şantajdan da öteye bana kaba bir dil gibi. Seçmene dahi kaba bir dil gibi. Bürokrasiyi yani korkutuyorlar. Çünkü, evet. Diyorlar ki ey bürokrasi haberiniz olsun. Biz iktidar olduğumuz zaman hani siz hukuk devletini savunuyordunuz? Hani siz insan haklarını savunuyordunuz? Hani siz yani demokrasinin bir erdem olduğunu söylüyordunuz? Böyle bir laf, böyle bir söz söylenecek bir laf mı? Ben onu çok şey görüyorum. Yani Sait Bey, şimdi bu altılı masa meselesiyle ilgili olayı parlamentoda ben çok yakın gözlüyorum. Altılı masanın figürlerinin parlamentoda biliyorsunuz işte Saadet Partisi var. Altılı masada gözükmeyen yedinci ayak dedikleri HDP var. İşte İyi Parti ve CHP'nin orada işte o masanın etrafındaki görüntülerinin dışında bir de parlamento kompozisyonu koltuklar içerisinde yani o salondaki şeyleri var. Burada HDP ile CHP'nin paslaşmasını hatta zaman zaman İyi Parti'nin de çoğu kez de dersem daha doğru olur. Onlarla paslaşmasını, onlarla bu kelime çok hoş değil ama onlarla ne diyeyim böyle paslaşma flört diyelim. Etmek. Evet, paslaşma diyelim. Yani artık öyle diyelim. Şimdi o biz onu seyrediyoruz, orada, görüyoruz ve çok inciliyoruz. Yani Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin bu ülkenin geleceğiyle ilgili sorumluluk duyan bizim gibi belli bir yaşa gelmiş ve belli bir tecrübeye ulaşmış olan insanlar olarak ben samimi söylüyorum. Uykularım kaçıyor. Yani bu kadar olmaz yani. Bu kadar ortak bu ülkenin menfaatleriyle ilgili bir konuda dahi biz ya bir dakika farklı düşünebiliriz ama şu hadisede gelin birlikte hareket edelim denebilecek bir sürü olayda ya siz oradaysanız biz bunun karşısında olmalıyız diyen bir duruş. Nasıl olur da o altılı masada bir araya gelirler? Mümkün değil.